Sultanım, müsaadenizle sebebi ziyaretimi izah edeyim. Kıymetli vaktinizi almak istemem. Âl-i Osman'ın gelmiş geçmiş en kıymetli, en kudretli valide sultanı sizsiniz. Öyle ki bu devlet-i âliye uzun yıllar sizin sayenizde ayakta kaldı. Padişaha yol göstermek, devletimize sahip çıkmak bizim görevimiz. Ben de bu sebeple geldim sultanım. Yüce gönlünüzle lütfedip bana yol göstermeniz için. Şayet emri hak vuku bulur, hünkârımız ve şehzademiz alemi bekaya göçüp giderlerse, Ali Cengiz'den başka bu devleti kim ayakta tutabilir? Öyleyse dua edelim. Yüce Rabbim hünkârımıza ve şehzademize şifa versin. Amin. Dertlerine derman olsun ki ayaklar baş olmasın. Bir hanzade var karşınızda sultanım. Damarlarımda Cengiz Han'ın asil kanı akıyor. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Zira ben sizin köleniz değilim. Sizin haddinize mi düşmüş sultanımızla böyle konuşmak? Ağlar yakalayın. Buraya iyi niyetimle geldim sultanım. Eğer tahta çıkmamı sağlarsanız gücünüzü muhafaza edeceksiniz. Dostunuzu dost, düşmanınızı düşman belleyeceğiz. Böyle bir hayal üç günde kurulamaz Şahin Giray. Belli ki evveliyatı var. Sanki hünkârımızın başına gelecekleri biliyormuş gibi her şeyi hesap etmişsin. Aman diyeyim sultanım. Beni itham etmeden önce bu işin nerelere, kimlere varacağını bilmenizde fayda var. Her kimse bedelini canıyla öder. Kızınız Fahriye Sultan olsa da iyi mi? Sultan Ahmet Han, Şehzade Mustafa, çiçek illetine nasıl yakalandı zannediyorsunuz? Kızınız Fahriye Sultan aşkı seçti. Mehmet'in hayatını kurtarabilmek için kendi ailesine ihanet etti. Be gafil! Kendini bilmez. Bu ne cüret? Bir sultana nasıl böyle alçakça bir iftira atarsın? İftira mı, hakikat mi? Fahriye Sultan'la konuştuktan sonra karar verin isterseniz. Ne olur yardım et. Hünkârımızı görmem lazım. Bana ihtiyacı var. Hiç çeneni yorma hatun. Hekimlerden başka kimse giremez. Hem sen canına mı susadın? Hastalık sari. Ölürsün. Sultan Ahmet yoksa zaten öldüm ben. Ne oldu buna? Hasta mı? Ağlar çabuk hekimleri çağırın çabuk. Siz de kızları yaklaştırmayın. Tövbe bismillah, tövbe tövbe. Yaklaşmayın sakın. Sultanım. Ben de sizi arıyordum. Safiye Sultanımız dairenize gittiler. Sizi bekliyorlar. Hayırlar olsun bebe. Bir şey mi oldu? Malumatım yok. Lakin mühim olduğunu söylediler. Valide. Thank you.
bizi yalnız bırakın. Başımıza gelen bütün bu felaketlerin sebebi sen misin? Hünkâr yeğeninle şehzadenize çiçeği sen mi ulaştırdın? Validem. Nasıl yaptın bunu? Onlar senin yeğenlerin. Canın, kanın, bir aşk uğruna ailemizi, hanedanımızı ateşe attın. Öyle bir ateş ki hepimizi yakıp kavuracak. Bu hıyaneti nasıl yaptın? Ne olursa olsun canımı kurtarmayı, evvela kendimi düşünmeyi senden öğrendim. Sana yemin ediyorum Azrail'i bu kapıdan içeri sokmayacağım. Anne. Sultanım. Şifacı Hatun nerede Menekşe, getirdin mi? Bulamadım. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Lakin haber bıraktım. İşitir işitmez gelir. Bulacaksın Menekşe. Ne yap et bul. Bir tek o hatunun elindedir bu illetin çaresi. Mehmet Giray. Sultanım. Kızımız Fahriye Sultan'la olan gizli münasebetini biliyoruz. Dedik ki aşktan gözleri kör olmuş, hataya düşmüşler. Lakin öyle değilmiş. Sen kızımızı sadece kullanmak istemişsin. Hem de ailesine karşı. Bağışlayın. Fakat ne demek istediğinizi anlamadım. Size yemin ederim, Fahriye Sultanımız için hissettiklerim sahidir. Ben onun için ölümü göze aldım. İnanın ne olduğundan haberim yok. Peki kardeşin, Şahin Giray? Onun yaptıklarından da mı haberin yok? Alenen karşımıza çıkıp taht için ona destek vermemizi istedi. Haddini aştıysa onun adına sizden özür dilerim sultanım. Mehmet Giray,
kızımız senin için dünyayı yakmaya hazır. Ya sen? Sen onun için neler yaparsın? Ört başını hatun. İyice ört. Aman diyeyim. İki canın olduğunu sakın unutma. Dikkat et kendine. Edirne Sarayı'nda ne kadar kalacağım peki ha? Onu ancak Rabbim bilir hatun. Dua edelim de hünkârımızı bir an evvel iyileşiversin. Peki ya iyileşmezse? O zaman ne olacak? Maazallah. O vakit hanedanımızın tek umudu sen olursun Raşa. Tabii eğer karnındaki bir şey şehzadeyse. Öyle şeyler işittim ki sultanım. Hünkârımızın gözdesi... Bana ne bunlardan Menekşe? Şifacı Hatun'dan haber ver. Diyecekleri mühim sultanım. Hünkârımızın gözdesi Raşa Hatun. Çiçek oldu. Tecrit'e attık demişlerdi. Gözlerimle gördüm, sapasağlam. Meğer gebeymiş. Edirne Sarayı'na yolluyorlar bugün. Demek andana tekrar gün doğdu. Benim güneşim batarken onlara gün doğdu. Safiye Sultan pek sevinmiştir. Sultanım. Emriniz üzere haber uçurmuştum. Celal-i Eşkıyası da Raşa Hatun'un yolunu kesmiş. Öldürmüşler. Hala. Madem ki benim oğlum can verecek. Varsın yıkılsın bu saray. Bu kubbe. Varsın kurusun soyumuz. Varsın güneş doğmaz. Rüzgar esmesin. Çiçekler açmasın. Kuşlar ötmesin. Sizi görmek ne büyük şeref sultanım. Bize bir teklifin oldu. Düşündük ve bir karar verdik. Ancak ve ancak hünkârımızın ve şehzademizin vefatı halinde Safiye Sultan bütün gücüyle Ali Cengiz'in yanında olacak. Emin olun sultanım. Beni seçtiğiniz için zinhar pişman olmayacaksınız. İnşallah Şahin Giray. İnşallah verdiğimiz karar herkes için en hayırlısı olur. Lakin bir hususu düzeltmek gerekiyor. Seni değil, kardeşini seçtik. Daha fazla zindanda kalmasına gönlümüz razı gelmedi. Zira kendileri kızımız Fahriye Sultan'ın müstakbel sevci. Ve padişah namzetimizdir. Aslanım nasıl? Vaziyet aynı sultanım. Niye çıktı bu hatun? Derhal tecrit alın. Hastalık yayılmasın maazallah. Rabbime bir mucizesi sultanım.
Hatun'a çiçek bulaşmadı. Hiçbir emare yok. Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Müsaadenizle yaralarına bakmak için Hatun'u şifahaneye götüreceğim. Olur. Hamama da gitsin, yıkansın. Temiz kıyafetler de verin. Validem. Hünkârımız iyi olacak. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Umudunuzu kesmeyin. Tövbe bismillah. Niye çıkardın bunu? Hekim kadın. Korkmayın, korkmayın. Hasta değil. Günlerdir hünkârımızın odasında ama çiçek bulaşmadı. Ya o nasıl çiçek bulaşmadı? Nasıl kurtuldu Azrail Aleyhisselam'ın elinden? Ne bileyim. Ölmedi mi bu kız? Ne bir leke var yüzünde ne bir his. Nasıl olur? Efsunlu bu, efsunlu. Kul sıkışmayınca sultanım Hızır yetişmezmiş. Vallahi bir kez daha hayran oldum zekanıza. Mehmet Giray abisi gibi değil. Aklı başında, kıymet bilen, hürmetli. Hakkınız var sultanım. O Şahin Giray böyle deli deli bakıyor, öfkeli. Zapt etmek güç, onu da söyleyeyim. Ne günlere kaldık Bülbül. Aslanların tahtına çakal mı otursun, sırtlan mı? Konuştuğumuz bu. Hiç sormayın sultanım, olacak şey değil. Lakin Devlet-i Aliye'nin bekası için zehir olsa içeceğiz. Mecbur. Gel. Validem. Mehmet Giray'ı zindandan çıkararak bana dünyaları bağışladınız. Yüce affınızı benden esirgemediğiniz için size minnettarım. Seni affetmiş değiliz Fahriye. Bizi öyle bir çukura sürükledin ki cehennem deryası gibi. Nefesimiz kesildi. Hayrette mi takacaksın bu zinetleri, he? Tövbe estağfurullah. İsyancılar kapıları aşarsa ne ırzınız kalır ne canınız. Mahzenlere koşun, çabuk. Hacı ağa, olmaz ya Allah'ın işi. Eğer üzerimde hakkın varsa hakkını helal et. Çünkü korkuyorum ben sabah ezanını işitemeyeceğiz. Hey güzel Allah'ım. Hacı Mustafa Kulu'na bu lafları illa felaket vakti mi işitirecektin? Helal olsun Bülbül ağa. Helal olsun. Helal olsun. Sağ ol. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Benden yana helal olsun. Hacı ağa, madem geldin ben gidiyorum. Ya dur, nereye gidiyorsun? Safiye Sultan beni bekler. Ya dur. Yahu hallediver işte burayı. Kaç bakalım, kaç. Kim bilir hangi deliye saklanacaksınız. Kızlar, kızlar. Hadi çabuk. Arabanız hazır Sultan. Bir önce çıkmamız lazım haramdan. Ahalinin size olan öfkesi, nefreti malum. Allah muhafaza yine ilk sizin kellenizi isteyeceklerdir. Fahriye nerede? Haber gönderdik sultanım. Sultanım, çıkmamız gerek. Sultanım, acele edin. Lütfen bırakın, çıkmamız gerek. Geldim Bülbül. Çıkalım. Ölüm burada. Bu kapıda. Sultanım.
Sultanım, neden hala buradasınız? İşitmiyor musunuz sesleri? Değer mahzenlere inmeniz lazım. Bardem, ne olur gidelim. Bardem, yalvarıyorum, ne olur gidelim. Dilruba'm. Menekşe kızım sana emanet. Ölümün bile gücü yetmez. Mahzenlere gitmeyecek miyiz Valide? Ne mahzeni Fahriye? Hainler adımızı haykırıyor. Gözlerini kan bürümüş. Saraydan ayrılmazsak bizi limelim ederler. Nereye gideceğiz peki? Biz hiç kimsenin bulamayacağı bir yere. Hazır olun ağalar. Sultanlarımız gelmek üzere. Safiye Sultanım. Sen hala burada mısın? Dön de bir bak etrafına. Kimse yok. Canını kurtarmak isteyen herkes mahzene indi. Sen de git. Siz nereye gidiyorsunuz? Hünkârımızı, şehzademizi bırakıp... Nereye gidiyorsunuz? Hiç kimse yok. Onları kim koruyacak? Ne şehzadesi, ne hünkârı hatun. İkisi de ölüm döşeğinde. Aklın varsa git bir yere saklan. Sultanım, size yalvarıyorum gitmeyin. Hünkârımızı yalnız bırakmayın. Koruyun onu. Siz çok güçlüsünüz. Ne olur, durdurun asilleri. Konuşun onlarla. Hünkârımızın ölmediğini söyleyin. Sizi dinlerler. Aklını başına devşir hatun. Kim cesaret edebilir onların karşısına çıkmaya? Hiç kimse ateşin önünde duramaz. Bitti. Hanedanımızın sonu geldi. Aklın varsa sen de bizimle gel. Hayatın kurtulur. Hayır sultanım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Hünkârımızı, Sultanahmet'i yalnız bırakmayacağım.